Hürrem! Hürrem bırak! Sen benim en yakınım değil misin? Bana yapılan bu hainliği kim yapmışsa bana bulup çıkaracaksın. Hürrem, ben ne yaparım bilmiyorum. Çok kötüyüm, beni öldürüyordun. O hatun kimse, sen bana bulup önümü getireceksin. Yoksa seni sürgün ederim bu saraydan, anladın mı? Köle olarak satarlar. Belki de denize atarlar. Erkenden çökmüşsün Ertan'ın başına. Dün ben aynı böyleydim. Uyku tutmadı hünkârım. Rüyamda bile Rodos Kalesi'nin burçlarını görüyorum. Üstümüze kızgın yağ döküyorlar. Ben de patlattığımız surları kaleye sancağımızı çekişimizi görüyorum. Ne o? Gelen mektup mu korkuttu seni? Yok, korkmadım. Ama mektubu yazan üstad korkmuş belli. Cevap yazacak mısınız? Yazacağım Pargalı. Kılıcımla çok güzel bir mektup yazacağım. Konuştun mu Matrakçı'yla? Konuştum, evet. Anlattım ne istediğimizi. Bir iki güne hazırlıklarını tamamlayıp çıkacak yola. Getireceği çizimler bu harita gibi işimize yarayacaktır. Hala. Dala Kasım Paşa emekliye ayrılmış. Rodos harifesinde keşke gitmeseydi. Ben istedim. Öyle mi? Neden? Canım öyle istedi Pargalı. Lala Kasım Paşa vazifesinden el çektirilip acele emekli edilmesi için ne yapmış olabilir? Kendi arzusuyla olamaz mı? İlla altında bir şey aramak şart mı? Kim padişahın vezirliğinden istifa eder paşam? Biri harcattı onu. Adım gibi eminim. Ahmet Paşa, yel esse, fırtına çıksa Pargalı İbrahim'den bileceksin. Lala Kasım'ın gitmesinden ne fayda sağlayacak ki? Tamam, kabul. Ama gün gelip o Pargalı devşirme sizin vezir-i azamlığınıza göz dikip sizi devirip mührü eline alınca bugünü hatırlatır. Hürrem beni öldürecek. İtiraf mı ettin yoksa? Nasıl söylerim? Seni korkutmak için öyle söylemiştir. O kadını bul getir. Yoksa seni sürgüne yollarım dedi. Ne olur o beni öldürmeden siz beni gönderin bu saraydan. Vallahi yapacak, acımayacak. Trakya'dan Mustafa Paşa'yı çağırın. Gelibolu'dan Piri Reis'i de alsın yanına, öyle gelsin. Ne haritası varsa toplayıp getirsin. Takriben bahar aylarında 3-4 aya biter hazırlığımız. Haliç tersanesi kar yağmur demeden çalışıyor. Gelibolu'daki tersane 40 kadırga hazırlıyor. Rodos Şövalyesi ne yapıyor acaba? Ne yapacak? Korkudan kapı kapı dolaşıp yardım dileniyordur. We'll be right back.
Baba Hazretleri, Osmanlı Sultanı Süleyman'ın tehdit mektuplarında Rodos'a saldıracağını aleni yazıyor. Bu bahar kutsal adamızı ve kutsal topraklarımızı kuşatacaklar. Bunun olacağını sanmıyorum. Endişeli halden kurtulun, hata yapacaksınız. Bana güvenin, panik halinde değilim. Venedik, Roma, Fransa, İspanya bana destek olmazsa, işte o zaman Akdeniz'in kontrolü Hristiyan aleminin elinden çıkar, Müslümanların eline geçer. Vatikan Kutsal Rodos'u korursa, Osmanlı yaklaşmaya cesaret edemez. Sultan Süleyman tahminimden akıllı ve cesur bir genç. Padişah ticaret biliyor, savaşmayı biliyor, politika biliyor. Papa Hazretleri bağışlayın beni. Osmanlı ile yeni ticari anlaşmalar mı yaptınız? Doğu'nun limanları size açıldı mı? Evet, güçlü ticari ilişkiler tesis ediliyor. Fakat size bir saldırı da olursa sessiz kalmayız. Sessiz kalmazsınız. Anladım. Kimmiş? Öğrendin mi? Öğrenemedim. Kimse bilmiyor. Ayşe'ye sordun mu? O baykuş gibidir. Her şey görür. Biliyordu. Git onunla konuş. Hürrem, yeter ama bırak artık. Bak oğlum var, sevdiğin var. Altınların, elmasların var. Sultanım diyor hünkâr sana. Samur kürküm var. Evet, var. Ama yetmez. Sultan sadece benim olmalı. Başka kadın demek, Mahidevran olmak demek. Ben Mahidevran olmam, anladın mı? Hadi hazırlan, gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Hürrem Hatun, terlemiyorsun. Bu kürk içeride giyilmez. Her yerde giyeceğim. Gülnihal, oğlum al. Gidiyoruz. Benim güzel Hatice'm, iyi misin? İyiyim validem. Yaklaş, gel yanıma. İyi uyumadın mı sen? Gözlerinin altı mor olmuş. Senin bu halin beni perişan ediyor yavrum. Gül yüzün ışık saçsın istiyorum. Aslanımla konuştum senin saadetin için. Validem, lütfen hünkârıma böyle şeyler söylemeyin. Benim bir sıkıntım yok. Siz böyle dedikçe ben çok mahcup oluyorum. Utanıyorum, onun yüzüne bakamıyorum. Evlenme telaşına düşmüş gibi hissedecek beni diye azap çekiyorum. Biz senin saadetinden başka bir şey istemeyiz. Öyle düşünme evladım. Ama senin de karşımda erimene tahammül etme.
Hürrem Hatun'la Şehzademiz Mehmet geldiler. Gelsinler. Oğlumla el öpmeye geldik. Samur kürkü giymişsin Hürrem. Hünkârımın hediye. Sadece hanedan giyermiş. Daya Hatun. Validen müsait mi? Hürrem Hatun içeride. Şehzademizle el öpmeye geldiler. Bilahare buyurun isterseniz. Mahidevran. Evet Hürrem, bu senin. İyi günler de kullan. Teşekkür ederim validem. Acıktın mı? Yazık, katıldı çocuk ağlamakta. Bir bilen aklı başında birine emanet edin çocuğu. Zehirlesinler diye mi verim oğlumu? Hı? Ağlarsın. Bir şey olmaz. Susar. Hürrem. Hadi git karnını doyur şehzademin. Sütün az geliyorsa bir süt anne bulalım. Benim hiçbir şeyim az gelmiyor oğlum. Annesi yeter ona. Müsaadenizle validem. Validem, müsaade ederseniz ben Hürrem'e yardım edeyim. Geldiniz efendim. Buyurun. Şuna bir bakayım. Şuna da. Bir de şuna bakınız. Müstesna bir parça.
Selamünaleyküm. Benden habersiz çarşıya geliyorsun. Oo, nedir bu? Çok güzel, çok zarif. Sen de beğendin değil mi? Bir bilin, aklın başına bilin, emanet eden çocuğu. Çok biliyor sanki. İşte karnın doyunca sustu. Beni aptal sandın. Ben biliyorum. Beni zehirledin. Beni öldürmek istedin. Hürrem ayıp. Öyle söyleme, bir duyan olur. Bu sarayda hep ayıp. Hep günah. Başka laf yok mu? Ha! Bir de yasak var. Adet böyle. Riayet edeceksin. Etmeyeceğim. Sen de etme. İbrahim'e git. Kaç. Ben yardım. Aman sus. Validen beni evlendirecek zaten. İnsan sevgiyle olmalı. Çocuğunu sevgilisinden doğurmalı. Ah ah. Eski efendini sevdin mi? Hani ölmüş ya. Hayır. Zaten vakit de olmadı. Gelin oldum, iki mevsim geçmeden nefesi kesildi. Rahmetli yatağında ölü bulduk. Bana inan. Ben yardım yapacak sana Hatice Sultanım. Sen iyi insan. Sultanım, ne demiş sesli, okusanıza. Kalbim bu kelebek gibi kanat çırpıyor. İzin verin bu kelebek sizin göğsünüzde dinlensin. Size emanettir sultanım. Kalbim bu kelebek gibi kanat çırpıyor. İzin verin bu kelebek sizin göğsünüzde dinlensin. Size emanettir sultan. Benim kalbim de sana emanet. Right.
Hünkârım. Sen böyle derin dalarsan biz nasıl yüzdüreceğiz bu donanmayı? İbrahim, bu kayıkları havuzda yüzdürelim mi? Bunlar olmaz şehzadem. Ben sana daha güzellerini yaparım. Haydi Mustafa'm. Sen git artık. Bizim çalışmamız lazım. Gitmem. Ben de çalışacağım. Hı. İbrahim, hadi çalışalım. Ferman padişahın şehzadem. Hadi bakalım. Gidiyorsun. Nigar kafa. Git İbrahim'e söyle bu gece hünkârıma gideceğim. Hasret kaldım ona. Kaç zaman var baş başa olmadık. Olmaz. Lausa kadınsın. Daha kırkın bile çıkmadı. Halvet olmaz. Adet değil. Ayıptır. Ayıp yok. Sus bağırma. Rezil olacağız. Bir şehzade anasına yakışıyor mu? Nereye? Dolaşacağım. O da mı ayıp? Tersaneye gidecek miyiz hünkârım? Kayıklar hazırlansın mı? Yorgunum Pargalı, dinlenmek istiyorum. Bilahare gideriz. İzin verin cennetten bir huri gelsin ve dinlendirsin sizi. Haber salın Sümbül Ağa'ya, hazırlasınlar Gülnihal Hatun'u. Hatice. Bak, senin için de şu ipekleri seçtim. Gösterin Hatice Sultan'a, hadi. Nasıl, beğendin mi? Çok güzel validem. Mısır'dan mı geldi bunlar? Kelebek. Ne zevkli bir broş bu. İlk defa görüyorum. Hediye bu kelebek. Pek zevk sahibi biriymiş hediye eden. Kimden hediye? Benden. Küçük bir hediye Hatice Sultanıma. Beğendiğinizi memnun oldum. Hünkârımın hediyesi kumaşları verdim. Terzi dikiyor mu diye geldim. Gülnihal Hatun, buraya bak. Akşama hazırlan. Hünkârımız çağırdı, halvete gideceksin. Hürrem? Hürrem beni öldürür. Aklını başına topla. Padişahımızın arzusuna karşı mı geliyorsun? Seni seçti, seni. Hadi hazırlanmak için benimle geliyorsun, çabuk. Sümbül Ağa, korkuyorum. Senin ne farkın var Hürrem'den? Bak, şehzade doğurdu, sultan oldu. Ne malum, belki talih sana da güler. Sen de gebe kalırsan, sen de Gülnihal Sultan olursun. Ben Sümbül Ağa'yla gidiyorum. Sen şehzadeye iyi bak. Geç otur, şöyle konuşmamız lazım. Bir şey mi oldu validem? Bir kusurum mu var?
Hürrem'le yakınlık tesis etme, güvenme o hatuna. Hiçbir derdini, sıkıntını, sevincini anlatma ona. Mesafeni koru. Hediyesini de kabul etme. Canın sıkılmadan gelin ol istiyorum. Az kaldı, yuvanı bulacaksın. Ben bu sarayda size fazla mı geliyorum valide? İsterseniz ben eski saraya gideyim. Hatta Dağra, Edirne Sarayı'na gider çilemi orada çekelim. Sultanım, Hatice Sultan'a ne oldu? Ağlıyordu. Bir derdi var, lakin söylemiyor. Ben onun saadetini istedikçe kaçıyor. Şaşırdım kaldım dahi. Sultanım. Gülnihar nerede? Yine kayboldu. Akşamüstü Sümbül Ağa geldi, götürdü onu. Niye götürür Sümbül Ağa? Bilmiyorum. Fısır fısır konuştular, duymadım. Kim girdi onun koynuna? Kimse kim? Bırak. Hünkâr kimi isterse onu alır. Thank you.
Hürrem Hatun. İyi misin? Su getirdim, çok üşümüştüm. İçer misin? İyiyim. Hareket yat. Uykum kaçtı. Öyle dolaşıyorum. İyi uykular. Hava soğuk. Üşüme. Sağ ol hünkârım. Sendin o. Sendin değil mi? Süleyman'ın koynuna girdin. Şimdi oradan geliyorsun. Değil mi? Hürrem. Ben... Cevap ver! Bana bunu nasıl yaptın? Sen benim güvendiğim tek dost! Bu sırayı senin zehirledin! Bana bunu nasıl yaptın ha? Yapma, dur. Git. Öldüreceğim onu. Öldüreceğim. Git. Bunun için mi sattın beni? Ha? Bunun için mi sattın beni? Bana bak. Bana bak. Dik durun. Kafanızı eğin. Güzel. Yetişin. Hürrem Dünya'yı öldürecek. Yetişin. Allah belanı versin. Hayır. 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 Tutun. Yapma. Kız. Bırak kızı. Çekil. Tutmayın beni. Çekil. Tutmayın beni. Delirdin mi sen? Delirdim. Bele bele yaptınız bunu. Yandın Günel. Hürrem öldürecek seni. Susun. İşinize bakın çabuk. Hadi. Bu arsızlığı neden yaptın? Sana diyorum. Bak yüzüme, cevap ver. Yüzüme bak dedim sana. Beni delirtmek için yaptınız.
en yakın dostumu hünkârın koynuna soktunuz. Bilerek yaptınız. Terbiyeni takın. Valide Sultan'la nasıl böyle konuşursun? Ne olur konuşursa? Yine mi zehirlersiniz? Yine mi zindana atarsınız? Başımı mı kesersiniz? Bu iyiliğini ömrüm boyunca unutmayacağım İbrahim. Bir görseydin haremde çıldırdı. Oruç cariyenin gerçek yüzünü herkes gördü. Hadi siz gidin sultanım. Hünkârım çıkar birazdan sizi görmesin. Siz Mustafa ile ilgilenin. Başka da bir şey düşünmeyin. Burası Sultan Süleyman'ın haremi. Herkes, sen, Gülnihal veya başka cariyeler onun haremi. Bu düzen 1000 yıldır böyle sürer. Ve böyle sürecek. Utanmadan. Lohusa halinle rezillik çıkaramazsın. Müsaade etmem. Daye, alın torunumu bu meczubun elinden. Aklı başına gelene kadar ona temasını yasaklıyorum. Hayır, götürme el Mehmet'i. Oğlum, ne olur valide, ne olur. Söz, ne istersen yapacağım. Alma oğlumu benden. Ne istersen yapacağım. Ne istersen. Her şey. Alma lütfen. Lütfen. Alma lütfen oğlumu. Bu son Hürrem. Bir daha olursa acımam. Bu rezilliği anlatırım aslanıma. O icap edeni yapar. Hürrem, iyi misin? İyiyim. Ama çok utanıyorum. Duydun değil mi? Ayıp ettim. Valide Sultan çok kızdı bana. Doğru yaptın. Neyse. Seni merak ettim, ondan geldim. Bir de geçen gün için teşekkür ederim. Neden? Kelebek iğnem için sen benim hediyem deyip beni kurtarmıştın ya. Aman boş ver. Ama biz dostuz seninle. Bu çok güzel. Sen de kalsın. Lütfen kabul et. Sana çok yakışacak. Ben de hediye yapmak istiyorum hünkârıma. Nasıl bir şey, düşündün mü? Düşündüm. Sümbül ağa lazım bize. Valide Sultan Hazretleri hünkârım. Hoş geldin validem. Şeref verdim. Hayırlı bir iş için geldim aslanım. Vaktin var mı? Destur!
Arem Usta, Hatice Sultanımız maharetlerini görmek ister. Sultanım, içeriye buyurunuz. Aram Usta sarayımızın en kabiliyetli sedefkarı ve ayna ustasıdır. Bu aynayı istiyorum. Nasıl Hatice Sultanım? Çok güzel. Hünkârım bu aynaya baktıkça beni görmeli. Sırrı bu olsun. Evet, çok güzel. Bundan iyi hediye olmaz. Dikkat etsin sultanım. Aman dikkat etsin diyor. Kerman merak etme, pis kokuyor. Sümbül Ağa, söyleyin sultanımıza o şişelerde zehir var. Çıplak elle tutulmaz. Tene temas ederse yaralar açılır maazallah. O şişelerde zehir var. Çıplak elle tutulmaz. Tene değerse yaralar açılır maazallah diyor. Zehirli mi bu aynalar? Aynanın sırrına katmazsak eğer o usareyi, sır tutmaz. Ayna bozuk çıkar. Bozuk aynada suretimiz de bozuk çıkar. Aynanın sırrına katmadan o zehiri sır tutmazmış. Ne tuhaf şeyler. Akıl sır almıyor. Subhanallah. Ben de bunu alıyorum. Nasıl? Çok güzel. Zarif. Şebo Hoca, öğrendim. Yeter. Bana başka şey öğret. Mesela gece çıkan yıldızları, sallanan ayı öğret. Onlara da sıra gelecek şehzadem. Riyaziye'yi bitirelim. Kelebek hep ben. Benden de bir şey olsun sizde hatıra. Artık görüşmemiz lazım. Neden görüşmememiz lazım? Validen beni baş göz edecek yakında. Kim bu Bahtiyar? Piri Mehmet Paşa'nın oğlu Mehmet Çelebi. Mısır'da medrese okumuş.
İlim irfan görmüş, alim bir genç. Hocalık yapıyor. Nerede bu genç? Tanımak isterim. Sarayda, Mustafa'nın hocası. Geçenlerde gördüm. Pek akıllı, mazbut. Gözünün yaşı dinmedi. Hastalanacak. Ha, ağlamayı kes. Bu odada kalacaksın. Ben çık diyene kadar ortalıkta dolaşmayacaksın. Laf dinle. Bak Sümbül ne diyor. Benim ne suçum var? İkiniz yaktınız beni. Ne dediyseniz yaptım. Başıma gelenlere bakın. Gel. Mektep bitti mi? Bugün ne öğrendin aslan parçası? Hep ezber. Yıldızları soruyorum. Çelebi Hoca sonları diyor. Söyle emir ver hocaya anlatsın yıldızları. Yavaş. Çelebi Hoca sana neler öğretecek? Daha çok vaktin var. Vakit yok. Hemen öğretsin. Peki. Hadi git oyna dışarıda Harun'la. Hatice sen gitme dur. Buyurun valide. Aslanımla konuştuk. Dertleştik bugün. Piri Mehmet Paşa'nın pek terbiyeli, irfan sahibi alim oğlu Mehmet Çelebi'yi damadımız olarak münasip bulduk. Beni istemişsin. Hayırdır, bir şey mi oldu? Gülnihal nerede kalıyor? Kalıyor bir yerlerde. Kürkünü vereceğim. Konuşacağım. Olmaz. Konuşma. Bırak garibanı. Peki.
Anladım. O vakit kürkü sen götür Gülnale. Hava soğuk. Sarırsın kürküne. Üşümesin. Ben onu affettim, söyle. Gülnihar seni affeder mi bilmem. Baktıkça beni göreceksin bu aynada. Sırrı bu. Bakacaksın. Sana aşık yüreğimi göreceksin. Hürrem Hatun gönderdi. Beni affetsin. Giysin kürkünü üşümesin dedi. Bak Hürrem insafa geldi. Ayıbını anladı. Ne güzelmiş kürkün, giysene. Ol daha ver Süleyman. Beni ne kadar seviyorsun? Söyle. Çok seviyorum. Çok seviyorum. Ayşe! Ayşe! Sen de baba!
Hep ölüyorum sanki. Nefesim kesiliyor. Sonra beni tekrar doğuruyorsun. Bir öpücük. Hayat başlıyor. Bu tarif ettiğin aşk öyle. Sen bana aşık mısın? Evet. Ne kadar aşıksın bana? Göster. Bu kadar. Bu kadar. Bu kadar. Gel göstereceğim sana ne kadar oldu. Yardım edin! Yetişin ölüyor! Zümbül anne gel kalsın! Çakır! Kimse yok yardım edin! Ne olur yardım edin! Beni çağırın koşun! Yaşın! Yardım edin! Yardım edin! Yüzüm yok! Yüzüm gitti! Yüzüm! Dur! Gülüyor! Gülüyor! Önce beni öldür. Sonra git. Çok yazık. Öldü mü yoksa? Kadersiz. Ölse daha iyi. Kim bakar ki bu yüze? Senin yanında kalıyormuş Gülnihar. Ne oldu? Anlatsana. Şükür geldiniz. Uzak durun kızlar. İllet bulaşıcı mı hekim kadın?
öldürüldüler? Bilmem, anlamadım. Git bir bak. Neymiş, öğren. Vallahi çok kötüydü durumu. Yüzü bakılacak halde değildi. Bana ne biliyorsan şimdi anlatacaksın. Bir Kürk geldi akşam. Çok sevindi. Sarıldı Kürk'üne, yattı. Ne Kürk? Nereden gelmiş? İşte bu Kürk. Hekim kadın. Bak şuna. Sonra anlatsana. Uyuyordum. Onun çığlığına uyandım. Yüzünde, boynunda yaralar açılmış, kanıyordu. Kürk'e bir şey sürülmüş. Zehir olabilir. Kim verdi bu kürkü? Nigar Kalfa. Atın bu kürkü ateşe. Nasıl olmuş? Yazık. Ölmemiş mi? Yok, Allah korusun, ölmemiş. Ama sabah ne olur bilinmez. Hekim kadın da orada. Yüzü çok mu kötü olmuş? Bakılacak halde değilmiş. Neredesin Nigar Kalfa? Haremde kan akıyor. Sen nereye gizlendin? Midem çok ağrıyordu. İlaç yaptım kendime, uyuyup kalmışım. Duymadım Daye Hatun. Şimdi gelip kızlar uyandırdı. Hem suçlusun hem de... Hastalıktan mı suç? Bana cevap yetiştirme Kalfa. Zehirli kürkü senin Gülnihan'a verdiğini biliyorum. Neden zehirledin bu cariyeyi? Paramparça olmuş kızın yüzü. Vallahi billahi benim bir günahım yok. Kürkü bana Hürrem Hatun verdi. Ben de götürdüm. Anlaşıldı Nigar Kalfa. Bu hususla ben alakadar olacağım. Bayda Sultan sizi çağırıyor efendim. Sen git, geliyorum. Bana anlattıklarını kimse duymayacak Nigar Kalfa. Anlaşıldı mı? Hürrem adını zinhar ağzına alma.
haremin düzenini senden bilirim Daye Hatun. Bu rezaletin sorumlusunu bul ve cezasını ver. Son zamanlarda biri bitiyor, diğeri başlıyor hadiselerin. Düzeni bozanlar hemen saray dışına atılacak. Anladın mı Daye Hatun? Hürrem Hatun da sarayın dışına atacağız o vakit sultanım. Ne? Bu çirkinliğin içinde onun ne işi var? Gariban kız onun yardımcısı, üstelik en yakın arkadaşıydı. Ama kız halvete davet alınca, hem de bir değil iki kere olunca en büyük düşmanı olmuş. Şehzademin doğumu bile Hürrem'i akıllandıramadı. Bu kız çok fena dahi. Hürrem'le iyilikle baş edilmez. Cezasını çekecek. Senin torun. Yavaş olalı. Süleyman uyanmaz. Sen benim Larosam değilsin Alexandra. Böyle söyleme. Bana küstün mü? Ben senin gül kokulu kızınım annem. Bizim intikamımızı böyle mi alacaksın? Alıyorum ya. Bak sultan yanımda. Oğlum Mehmet burada. O büyüyünce sultan olacak. Dünyayı yönetecek. Senin elin kanlı. Senin eline zehir bulaştı. Benim kızım kötülük yapıyor. Her şeyi sizin için yaptım. Bana inan, ben kötü değil. Kötülük bulaşıcıdır Alexandra. Bir kere başladın mı durduramazsın. Sen bizim için değil, kendin için yaptığın zalimliğe dua et, af dile, yuh günah işledin. Anne. Anne. Gitme. Gitme anne. Hürrem, Hürrem, uyan, uyan hatun, uyan. Bir şey yok, uyan. Anne gitti, bıraktı beni, dinlemedi beni. Annen gittiyse ben buradayım Hürrem. Tamam hatun, tamam, tamam, ağlama. Ne diyeyim, oğlum? Ağlama sen de. Bak senin annen burada. Hanginiz bebeksiniz Hürrem? Hadi hatunum, hadi. Sen mi bebek, Mehmet mi bebek? Stali tu matia.
Ey aşk, razıyım gel. Sinende her gün öldür beni. Sonra her gün bir busenle yeniden doğur beni. Şefkatinden, mahreminden esirgeme beni. Güneşinle yak, ay ışığında gizle beni. Kali soçka ri ri aditim speed, speed. Kali soçka perestala aditim açka ustala. Konuştun mu hekimbaşıyla? Hayır, birazdan gideceğim. Şimdi uçarak git ve çöz bu meseleyi. Sultanım, gideceğim fakat... Fakat filan yok dahi. Bugün bitecek. Hürrem aklı bali bir hatun değil. Ortalığı verbeliğe verirse... Versin. Kararımdan dönmem. Yarın kimi zehirleyeceğini nereden bileceğiz? Güvence mi verdi sana? Dahi hatun, ben artık uslandım diye yemin mi etti? Sultanım, hünkârımıza kadar meseleyi aksettirir. Endişem o yüzden. Beni kimse aslanımla karşı karşıya getiremez. Kimsenin öyle bir gücü olamaz. Ne var? Hatice Sultan hastalanmış. Ateşler içinde yanıyormuş. Allah'ım, Hatice'mi sen koru ya Rabbim. Hayırlı sabahlar Nigar Kalfa. Hürrem Hatun, pek iyi görünüyorsun maşallah. İyiyim. Maşallah. Bu gece o sesler ne? Kızlar bağırdı. Sen bilmiyor musun ne olduğunu haremde? Gülnihar zehirlenmiş. Ölüyordu. Ne olmuş Gülnihar'a? Kötü mü? Hemen gidelim yanına. Nerede şimdi? Yalan söylüyorsun. Sen zehirledin. O zehirli kürkü benle sen yolladın. Ben masum. Zehir yok. Masum değilsin. Sen yaptın. Beni hilene ortak ettin. Ben de ellerimle götürdüm saf saf. Kızın her yanı yara içinde. Yüzü perişan. Bu sefer yalanlarına kurtuluş yok Hürrem Hatun. Benimle böyle konuşma Nigar Kalfa. Bak seni severim. Sen iyi kadın. Beni tehdit mi ediyorsun Hürrem? Gülnihal'i de severdin. Senin kader arkadaşındı. Olmaz olsun böyle sevgi. Git buradan. Gideceğim. Ama senden korktuğumdan değil Hürrem Hatun. Bu yaptıklarının cezasını kat be kat ödeyeceksin inşallah. Adalet varsa göreceğim. Gözlerimle göreceğim. Güzel kızım benim. Ne oldu sana?
Eyvah, yanıyor Hatice'm. Ne zaman oldu bu? Neden hemen haber vermedin Gülfem? Sabaha karşı yükseldi ateşi. Hekim kadını çağırdım, geldi baktı. Sirkeyle ovduk her yanını. Üşütmüş epey. Hekim kadını al gel dahi. Önce Hatice'me baksın. Üşüdü, dikkat etmedi. Ben hemen getiriyorum hekim kadını. Geçmiş olsun, şimdi haberim oldu. Nasıl Hatice Sultan? Hatice uyansana. Mustafa bırak. Bak hastalanmış. Şimdi dinlenmesi lazım. Uyusun ki iyileşsin. Ya uyanmazsa? Ya ölürse Hatice? Mahidevran, Mustafa'yı götür. Gülnihal'in vaziyeti şimdilik iyi. Velakin yüzü, gerdanı, cılk yara, sargılar içinde. Nasıl olmuş? Kim yapmış? Evet. Anladım. Var mı başka havadis haremden? Vallahi bundan daha mühim havadis yok efendim. Ha, bir de Hatice Sultan ateşlenmiş gece. Hekim kadın yolladık, baktı. Öyle karın altında durunca olacağı buydu tabii. Karda mı kalmış? Bu kar havası hepimizi hasta edebilir. Hatice Sultan da ondan ateşlenmiştir demek istedi. Hatice Sultan hastalanmış mı? Ne olmuş? Ben de size malumat vermeye gelecektim hünkârım. Dün gece biraz ateşlenmiş. Ben gidip bir göreyim. Gülnihal'in haline merak ettim. Yeni duydum. Vah arkadaş. Yeni duymuşmuş. Yalan diyor. Arkadaşım diyor bir de. Kavga edip kovdu ya kızı. Nesi var validem? Ateşlenmiş, üşütmüş. Geçer, meraklanma Seraslan'ım. Aman yalnız bırakmayın. Beni de haberdar edin. Ben buradayım, başından ayrılmam. Merak etmeyin hünkârım. Utanmadan bir de soruyor.
Geçmiş olsun. Kurtulduğuna sevindim. Ne olur ona iyi bakın. Gülnihal benim dostum. Çok üzgün ben. Ne lazım söyle bana. Getiririm. İyi olacağım. Allah razı olsun senden Hürrem Hatun. Biliriz. Çok seversin dostumu. Kıyamam Hatice Sultanım'a. Narin narin nasıl yatıyor? Bu havalardan üşüttü. Geçer, endişelenmeyiniz. Yel vurdu. Elbette sultanım. Bu kar yüzünden 2 gündür yağıyor. Yakındır. Haremde de kızlar kırılmaya başlar. Hatice'min derdi bir tek yel vurması değil. Anlatmıyor da içine atıyor. Bir şey bu... Validem... Hatice Sultan hasta olmuş. Ziyaret yapacağım. İstirahat ediyor. Rahatsız etmesek? Sonra gel. Olmaz. Hatice benim yakın dost. Çok ayıp. Görmem lazım. Sen git yakın dostun Gülnihal'e bak. Hürrem Hatun. Gülnihal'e baktım. Şimdi geldim. İyi olacak. Çok üzüldüm. Dedikodu haremde çok. Hep yalan söylüyor cariyeler. Ben yapmışım. Nigar Kalfa da yalan söylüyor. Yalan günah değil mi? Ben masum Valide Sultan. Yüzüme bakın. Lütfen. Ziyaret etsin ama çok kalmasın söyle. İyi olacak mı? Elbette iyi olacak. Burada çok sıcak. Sıcak iyi değil. Öyle olmaz. Bana kar lazım. Evet. Çabuk kar getir.
Gitme. Herkes kendi işine baksın. Uykusu nasıl? Uykusu iyi ama arada kusması oluyor. Küçük daha, midesi de küçük. Gözümü kırpmadan bakıyorum şehzademize sultanım. Biliyoruz, merak etme. Maşallah, maşallah. Çok iyi görünüyor. Şehzadem için endişeleniyorum. Bu kusmalar hayra alamet değil bence. Bir süt anneye mi versek? Annesine sütü mü dokunuyor acaba? Evet, faydası olur sultanım. Süt anneye emzirsin. Daye, hemen hazırlayın torunumu. Buradan süt annenin yanına taşıyın. Annesi ne der? Hekim kadın duymadın mı? Hazırla şehzademizi. Sana mı kaldı hekimlik oynamak? Evet. Hasta o. Bana kaldı. Sen git zehirlediğin arkadaşını iyileştir. Yalancı sen. Ben zehirlemedim. Sen bilirsin esas zehir işini. Sen beni Süleyman'a zehirledin. Kapat o kötülük saçan ağzını. Sen kimsin? Bir oğlan çocuk doğurmakla olmaz. İstersen 5 tane doğur. Ben Haseki'yim. Haseki Sultanım. Saygılı olacaksın. Saygı. Sana. Git söyle Sultan Süleyman'a. Ben Haseki. Bana saygı de. Hadi git. Söyle. Hünkârım. Hünkârım, Hatice Sultan nasıl oldu? Saati yerinde mi? İyi olacak, mühim değil. Üşütmüş. Öyle mi? Allah tez zamanda şifa verir inşallah. Pargalı, sen Piri Paşa'nın oğlunu tanıdın mı? Hayır hünkârım. Göreve yeni başlamış galiba ama iyi bir müderris olduğunu söylediler. Gidip görelim şu müderrisi, bakalım dedikleri kadar iyi mi? Hürrem Hatun'undan sizleri siz üzmesin. O beni üzebilecek kıymet taşımıyor. Taşıyamaz. Elbette. Siz kim, o kim? Hatice Sultan'ın yemeğini hazır etmişlerdir. Ben bir ona bakıp geleceğim. Tabii tabii, sen git, ben buradayım. İbrahim.
İbrahim mi? Karayağız bir genç. Validem haklıymış. Mehmet. Oğlum. Acıktı. Oğlum nerede? Aldılar. Kim aldı? Valide Sultan geldi. O aldı. Neden verdin? Sütümüz zehirli dediler. Sütanneye götürdüler. Şehzadem koşmayın. Ders daha bitmedi. Ders bitmemiş Mustafa'm. Emir ver bitsin. Başlayın hünkârım. Geldiğinizi görmedim. Şehzadem nasıl bir talebe? Mehmet Çelebi Hoca. Hünkârım ziyadesiyle çabuk belleyen ve unutmayan bir dimağı var. Bilgiyi hemen alıyor. Daha fazlasını istiyor. Fakat tez sıkılıyor. Duydun mu Mustafa? Duymadım. Hadi gidelim. Söz verdim. Matrak oynayacağız. Şehzadem bekleyin. Sonra oynarız. Mustafa hani beraber matrak oynayacaktık? Senin hep işin var. Oynamadın ki benimle. Tamam Mustafa. Hocanla muhabbet etmek istiyorum. Pargalı. Bak şehzaden sana darılmış. Buyurun şehzadem. Ne vakittir saraydasın? 5 ay oldu hünkârım. Siz Belgrad seferindeyken göreve başladım. Yıllar sonra toprağıma kavuşmanın saadeti içindeyim. Nerelerde bulundun? Hünkârım, Kayre, Şam, Hicaz'da okudum. Büyük müderrislerin peşinde ilmi, hakikati aradım. Buldun mu peki hakikati? Estağfurullah hünkârım. Hakikate yaklaşmak bile biz kullar için ne mümkün? Yaklaştıkça büyüyen bu sıra vakıf olmak uzun bir yolculuk. Daha başındayım. Bu yolu aramanın saadeti bana yetiyor. Hanende saadeti buldun mu? Hayır hünkârım. Hanem henüz virane. O da olur inşallah. Belki de saadet pek yakınındadır. Pekala Mehmet Çelebi. Siz Mustafa ile matrak oynayın. Nasıl buldun Pargalı bu genç Çelebi'yi? Neden sordun hünkâr? Bebeğim nerede? Gördünüz mü? Şehzadem yok. Şehzademe gözün gibi bakacaksın. Canından kıymetli olacak. Merak buyurmayınız Valide Sultanım. Bebeğe mi çaldılar Nigar? Ne olur yalvarırım. Söyle nerede? Ne çalınması Hürrem Hatun? Hünkârın haremi burası. Süt anneye verdiler. Bak şu odada şehzade. Bebeğe mi verin? Bırak oğlumu. Yapma. Rahat bırak çocuğu. Karnı doysun.
ben doyururum. Benim sütüm lazım. Senin sütün yaramıyor şehzadeye. Zehirli senin sütün. Siz yaptınız. Siz beni zehirlediniz. Şimdi oğlumu alıyorsunuz. Zakroyrot. Zamalçı. Yoksa bir daha oğlunun yüzünü bile göremezsin. Çık dışarı. Hadi. Hadi.